bugünkü etiketimiz dur bakalım. Hemen başlayalım, dur bakalım neler olacak diyeceğimiz bir takım sözler söylendi bugün Adalet Bakanı tarafından. Görüntülere rağmen skandal raporu dikkate aldığını görüyoruz. Kaza ile ilgili olarak ilk rapora göre bir tahliye kararı verilmiş, serbest bırakma. Ama sonrasında ortaya çıkan görüntüler sonrasında hemen tekrar müdahale edildi ve ikinci rapor alındı. İkinci raporda sürücünün kusurlu olduğu yönünde bir rapor geldi. Şimdi iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi dosya. Adli Tıp Kurumu'nun raporu bekleniyor. Fox Haber'in sorusuna iki rapor arasında çelişki var yanıtını verdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Adli tıp raporunun beklendiğini söyledi. Oysa Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeye çarptığı bu görüntü net. Acılı aile olay yerinde kuryenin kusurlu bulunduğu skandal raporun nasıl tutulduğunu sorgularken Bakan Tunç o ilk raporu dikkate almaya devam etti. Oradaki polislerin ifadesini çok merak ediyorum. Acaba ne diyecekler? Bizi korkuttular mı? Üstten bir baskı mı geldi? Biz kime güveneceğiz? Biz nerede öleceğiz? Ben şu anda çok merak ediyorum. Şimdi iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi dosya. Yakın bir süre içerisinde bu konu özellikle yargılama süreci başlamış olacak. Tabii Adli Tıp'tan gelecek olan rapor çerçevesi içerisinde. Zaten kamera kayıtları arkadan doğrudan bir çarpmaya işaret ediyor. Bu %100 kusurun arkada olması demek. Ancak bize tam aksine %100 kusur bizdeymiş gibi bir tutanak düzenlendiği için de şüphelinin salıverilmesi prosedürü işletildi. Olay yerinde ilk tutanak kurye Yunus Emre Göçer'in kusurlu olduğu yönündeydi. Birkaç saat sonra görüntüler karakola ulaştı. Polisler ikinci tutanakta Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'un kusurlu olduğunu raporladı. Ancak o görüntünün resmi makamlara ulaşmasına rağmen savcılık Şeyh Mahmut'un ifadesini alıp serbest bıraktı. Yurt dışı yasağı bile konulmadı. Tekrar geliyor, olay yerini izliyor. O zamana kadar işte polisler de var orada. Elinde bir telefon şöyle duruyor. Büyük bir ihtimalle birilerini aradı. İşte ben böyle bir kaza yaptım, lütfen durdurun diye. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konu olan kuryenin eşi Öznur Göçer, konsolosluk aracıyla eşinin ölümüne sebep olan Şeyh Mahmut'un göz göre göre Türkiye'den kaçtığını savunuyor. Savcı da dahil tüm sorumlulardan şikayetçi oldu. Kaçan Somalili'nin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği ilerleyen günlerde adli tıp raporu sonucunda belli olacak. Kurye Yunus Emre Göçer'in ailesi ve avukatıysa dosyadaki eksikliklere dikkat çekiyor. Kaza anının görüntüsünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi hızla paylaşmıştı aileyle. Ancak öncesine dair görüntüler Avrasya Tüneli'nin içinden, yani görüntüler Ulaştırma Bakanlığı'nda. O görüntüler hala aileyle ve avukatlarıyla paylaşılmadı. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Avrasya Tünel giriş ve içerideki görüntülerini istedik. Eğer hani orada bir sürtüşme mi oldu vesaire, bunu da tespit edebilmek için. O kadar hızlı geliyor ki bile bile üstüne geliyor. Vuruyor. Bu durum kazaya ilişkin suçun sahikini, yani kusur mu taksir mi olduğunu da belirleyecek bir durum. Dolayısıyla cezalandırma sürecinde de %100 etki edebilecek bir aslında parametre diyebilirim.